Halil Gezer, Şerbetçi Halil Gezer, Gaziantep'in en eski şerbetçilerden biriyim. 6. kuşak şerbetçiyim. Evet. Dedem rahmetlikten bize annemden gelme şerbet. Esas babam şerbetçi değilmiş. Ha? Bize dedemden gelme. Annem işte sene 59'da evlendi. Sene babam da o zaman bir çok büyük bir kriz olmuş. Burada çiçek sineması varmış Göymen'in olduğu yerde. Orada dedem rahmetlik demiş ki al oğlum sat da evin şeyini çıkart. Şerbetçiler biz oradan yani dededen gelme. Ha? Biz ondan belli işte yaşım 63. 63 seneden belli. Sene 60'ta başlamış babam. İşte ondan belli devam ediyoruz. Ama dedemez de dedemizin babası da yaparmış. Yani 6. kuşak biz şerbetçiyiz. Ramazan, biz yılın 12 ayı var bizde. Yalnız tek Ramazan olayı değil de ama Ramazan'da şimdi Antep'te şöyle bir şey oldu. Orucu açınca mideyi rahatlattığı için en büyük özelliği Ramazan'da daha çok yetmez oldu. Yani kar da yağsa, yağmur da yağsa şey değişmez. Ramazan'ın işi değişmiyor. Ailecek yapıyor. Ailece. Tabii bacılarım bunlar. Evet, hanım var, bacım var. Daha kızım gelir onlar. Yani aşağı yukarı toplam 16-17 kişi oluyoruz. Yeğenlerim falan hepsi beraber. Yani şerbetimizi sabahleyin kalkarız. Söğre kalktığımızda, söğre kalktığımızda kahır ıslarız. Mesela günlük ne kadar yapacağız? İşte 10 kilo. Onu ıslarız. Darçınını atarız. Sulazır önce. O biraz yaş kalmalı. Ondan sonra tekneye alırız. Tekneye de alınca ondan sonra böyle savurma başlar. Saat mesela geliriz, namazdan geliriz. Aşağı yukarı 6:30 falan namazdan geliyor. Saat 9'a kadar savurarak anca hazır olur. Bu tek doğalmayan Antep'te ben kaldım. Temel bu. Ama şimdi çeşitli ürünlerimiz çıktı, çeşitli şeyler. 15 dakikada olan meyanlarımız da var. Ama en doğalı bu tansiyonu yapmaz, şekeri yükseltmez. Ama genelde hep diyorlar şerbet çok içince eline yan şişer. O bizim şerbet değil. Yani Antep'te bir tek ben kaldım. İnşallah daha çoğalır da. Ama işte bu biraz çok zahmetli bir iş. Çocuklar da gidiyor. Onun için bu ağır ağır şeyden bu Fırat kenarından gelme meyanlarımız. Bak sulak yerin meyanı çok güzel olur. Şimdi mesela ne kadar suyun içinde kalırsa kalsın yaş kan hiçbir şey olmaz. Kurutup temizleyip de su değdi şimdi o zaman meyanını bırakır ondan sonra bir odundan bir farkı kalmaz.